gözüm rahatsız olduğu için gözlüğü taktım geri. Bu arada vlog başlatmayacaktım ama şu an başlatma kararı aldım. Elektrik faturasını taksitlendirmeye gidiyorum. Güya elektrik faturaları gelmeyecek, deprem sürecindeki faturalar gelmeyecek dendi ama birikmiş bir şekilde geldi. Bizim faturamız 2700 bu arada. Şimdi bunu taksitlendirmeye gidiyorum. Enerji Sa'ya. Ama kapalıymış Enerji Sa. Ener'den yapacağız. Şurada yazıyorlar mı? Ha. İskenderun Kaymakamlığı karşısı anıt alanında bulunan konteynerde hizmet vermektedir. Şimdi anıt alanına gideceğim o yüzden. Bu arada aşırı susadım. Keşke yanıma su alsaydım. Bir aklımda şey diyor. Arkadaşım KPSS'yi kazandı. Memur olarak atandı. Bir hafta değil. İki hafta önce. Ona hayırlı olsun ama gitsem kahve alıp diye düşünüyorum. Susuzluğumu da o zaman gideririm. Biraz sıra var gibi gözüküyor. Bunlar sisteme bakınca gördüm. Boştan boşa sırada bekledim. Allah'tan güvenlik sordu. Güvenlik yani 2-3 sıra önceden işim bitti. TT ATM'si kapalıymış, ben bilmiyordum. Direkt arkadaşıma hayırlı olsun'a gideceğim. Öncesinde de kahve almayı düşünüyorum. Onun için de park formasına uğrarım. Otobüs geçiyor mu acaba sahilden? Şimdi oraya kadar yürürüm. Bir de otobüs de varsa. Neyse ben artık gözü kararttım. Yürüyeceğim. Denizden tarafta yürüyeyim. Hem biraz gözüm, gönlüm açılsın. Malum şu aralar kapalı. Gerçekten gözüm gönlüm açıldı. Şurası full deniz su taşmış. Büyük ihtimalle düz istikamette gitmeye çalışacağım ama karşı yola geri geçeceğim. Bugün tüm aksilikler beni buluyor. Güneş yok ama gözüm sürekli kısmak zorunda kalıyorum. Çok aydınlık gibi geliyor. O yüzden sevmesem de gözlük takacağım. Gözlük takmayı da neden sevmiyorum? Hem yazmam bu şekilde bozuluyor hem de bilmiyorum, böyle çok dikkatler üstümde gibi hissediyorum. O histen de nefret ederim. O yüzden. Evet, o yüzden de YouTuber olmaya karar verdim. Park Forbes'a geldim kahve için. Hem de PTT'ye uğrayacağım. ATM'ye. O yüzden burayı tercih ettim. Dedim ya, bugün tüm aksilikler beni buluyor. Arkadaşım da iş yerinden biraz erken çıkmış bugün. Ama o gelecek kahveye. Kahveyi alıp gidecektim. Kahveyi burada içeceğiz. Onu bekliyorum şimdi. Bu arada Migros'ta uğradım. Oradan da böyle küçük sebze alışverişi yaptım. Kıvırcık marul canım istedi. Evde marul bitmişti. Hem kuşlara da veriyorum marul. Bir de çilek aldım. Çilek ne zamandır köye gelen çilekler kötü oluyordu. O yüzden de böyle baktım. Kokusu çok güzel. Bir tane de çilek aldım. Böyle. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. Büyük ihtimalle Starbucks'a gideriz. Buranın en iyisi o çünkü. Yani bu AVM'nin. Önemlisi. 39'muş. Bu bitmiş ya resmen. Bayağı
YouTube çektim gibi oldu. Bu videoyu bugün burada editlerim diye düşünüyorum. Şimdi eve geldim. Ders çalışacağım gerçek anlamda. Ama önce size aldıklarımı ufak göstereyim. Şöyle lambayı açayım. Size arka kamerayı alayım. Hatta çünkü ön kameram daha düşük megapiksel. Gerçekten arka kamera canlılığı diye bir şey var. Şöyle pencereyi de açayım. Şimdi bu Migros'tan öğlen aldım. Aslında bunu söylemiştim. O yüzden göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Bu da BİM'den aldıklarım. BİM'den şu çay tabağını görünce aldım. Çünkü çok seviyorum ben seramik ürünleri. Her ne kadar kırılsa da bilmem yine de seviyorum. Şu şekilde bir deseni var. Bence çok güzel. Özellikle çay bardaklarıyla. Şu an çay bardağım makinede temiz var mı bakayım. Yok. Çay bardağım kalmamış resmen. Neyle gösterebilirim? Şu turuncu çay bardağı mı olabilir? Hatta uyudu gibi. Turuncu ile yeşilin uyumunu ben severim. Bence çok güzel. Yine kahve bardaklarıyla da güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu aldım. Şu şekilde de kahve bardağım var. Bence böyle de çok tatlı oldu. Tonlamaları çok gerçekçi. Çok güzel. Yapay durmuyor. Güzel. Sevdim. Bir de 89 liraydı. Bir de hepsi sağlamdı. Normalde bazen kötü olur deseninde ya da kırık olur. Ki ben çeyizimi yine BİM'e gelmişti. Almıştım. Şu leoparlı olanını. Bundan çok memnunum diye zaten şu an bunu almak istedim. Ekstra BİM'den çöp poşeti aldım. Normalde BİM'e gitmeyecektim. Arkadaşım gidince gittim. Yoksa A101'e gidecektim. Yine A101 çekimden 200 lira falan kaldı. Onlarla da yine bu çöp poşeti eksiklerimi alacaktım. BİM'e gitmişken oradan da nakit parayla aldım. Zaten bunu görünce dayanamadım. Bunu aldım ilk baş. Sonra dedim çöp torbası da acil lazım. Tekrar ne zaman çarşıya giderim bilmiyorum. O yüzden de almak istedim. Yine o A101'e gittiğimde de çöp poşeti stoklarım. Bir iki tane daha fazladan alırım. Şimdi bunları kaldırayım. Şimdi çamaşır toplayacağım. Şimdi paragrafla ilgili ve ALES'le ilgili olan her şeyi alacağım. Çünkü Türkçesi KPSS Türkçesiyle aynı konu olarak. Zaten bunların çoğu çözülmemiştir. Yani ALES'i geçemediğime göre. Bunları şimdi çözeceğim. Aynen bir tane daha ALES buldum. Şöyle göz ucuyla bakıyorum. Bu ALES ama matematik olduğu için almayacağım. Yine şu da iyi ama onu da almayacağım. Şimdilik Rüştü Hoca'yı dinlediğim için Rüştü Hoca'nın kitaplarını alıyorum özellikle. Şimdi mutfak robotunu da yapacağım. O yapacağım ama benim mutfak robotum şu şekilde burası kırıldı bu arada. Karaca'nın Master 10 in miydi? 10 mat in miydi? Onu almıştım. Hem blender hem mutfak robotu hem kahve öğütücüsü. Her şey içerisinde. Bu arada yıkandığı için direkt bu şekilde ikiye bölüp koyuyorum. Bunu almıştım. Ama bütün parçaları böyle kırılıyor. Hani böyle çok sağlam değil. O yüzden eğer bir blender alacaksam Tefal'den veyahut da daha bilindik ürünlerden, markalardan almayı tercih ederim. Bence Karaca elektronik anlamda çok da mükemmel değil. O değil de şimdi Karaca'yı kötüledikten sonra benim aldığım Karaca ürünleri göstereyim. Bundan memnunum. Karaca çırpıcımdan hem renk olarak hem model olarak bence tamamen güzel. Belki de şans işidir. Başkasında bunu çok övenler de var çünkü. Benimki kötü çıktı. Sürekli kırılıyor bir tarafı, sürekli çatlıyor vesaire. Mesela şu
Asıl blender bu mesela. Bıçakları çok çabuk köreldi makineye attığım için. Onda benim hatam var. Onu kabul ediyorum ama yine de bir iki makineye atmayla körelmemesi gerekirdi bıçağının. Tost makinesinden de memnunum. Bundan da aslında çok memnunum ilk başlarda. Dediğim gibi hem bıçakları körerdi hem de kırıldığı için şu an memnun değilim. Çünkü hani bir yıllık evliyim. Abartı bir şekilde bunda bir şeyler de yapmadım. Çok çabuk kırılması beni kırdı açıkçası. Şimdi ıspanağı koydum. Süt ekleyeceğim. Bir de yulaf ekleyeceğim. Ama önce ıspanağı dikeyim ki birazcık şey olsun. Alan açılsın. Gördüğünüz gibi çok çabuk küçüldü şimdi. Ve şu görüntüye bakın. Çok tatlı bir yeşil tonu oluyor. Bu şekilde sabaha da o yulaflar yumuşadığı için gayet tatlı ve güzel bir tadı oluyor ıspanağın. Bunu mutlaka deneyin. Ben şimdi bunu tabaklayıp dolaba kaldıracağım. Ben buna chia da koyacağım. Şu an aklıma geldi. Benim chia tohumlarım vardı. Katılaşacak. Şey mi dostum? Detox. Şimdi bu şekilde dolaba kaldıracağım. Yarın sabah kahvaltım bu olacak. Ve bugünkü vlogu da bu şekilde kapatıyorum su içip. Ama sadece onunla değil. Şu tatlışlara bakın. Uyumuşlar. Tipi tipler. Resmen böyle peluş toplara benziyorlar. Ya tipe bak. Çok seviyorum. Neyse. Şurada bir çamaşır beni bekliyor. Şurada bir ders beni bekliyor. Ama ben önce bir su içeceğim bunların üstüne. Çünkü bugün çok yoruldum ve çok susuz kaldığımı düşünüyorum çarşıda. Neyse, bu videoyu burada kapatıyorum daha fazla konuşmadan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çözerken şunu fark ettim. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mesela bunu ALES'e çalışırken almıştım ve şöyle yapmıştım. Hani eğer kitabı başkasına veyahut da ben tekrardan sınava hazırlanırsam diye şıklara herhangi bir işaretleme yapmıyordum. Sadece mesela bu soru taktiğinde mesela şunu okumamız gerekiyor paragrafın. Bu arada şu an kısa bir dönemim olduğu için taktik öğrenmeye çalışıyorum. Kısa sürede ne yapabilirsem de. Yoksa bu taktiklerin doğru olduğunu veyahut da bunu savunduğumdan değil. O yüzden sadece buraları çizmişim. Hani şıklarda herhangi bir işaretleme yapmamışım ki bir sonraki senede aynı kitabı kullanabileyim. O yüzden kitabım gayet temiz bir şekilde kalmış. Bu şekilde yana bir herhangi bir kağıda şıkları yazıyorum. Bu şekilde de doğru mu yanlış mı ayırt ediyorum. Eğer siz de benim gibi mesela bir sınava daha sonra da çalışacaksanız veyahut da başkasına vermeyi düşünüyorsanız kitaplarınızı yine çizerek ama şıklara dokunmadan kullanırsanız çok güzel oluyor. Şu an kendimi tebrik etmek istedim o yüzden. Ben de yatmadan son bir öğün yapacağım. Yine arkadaşımın da tavsiyesi üzerine. Pul biber kürünü yapacağım. Yatmadan. Ben pul biber çok sevmem normalde. O yüzden çok dökmek istemiyorum. Bir tatlı kaşığından biraz az dökelim şöyle. O zaman tamamız diye düşünüyorum. Bugünlük burada kapatabiliriz.